oralardan. Bir bakalım efendim, en ünlüsü diyebiliriz hatta. Balık yumurtasıyla yapılan bir tür mezedir. Havyar değil. Balık yumurtası. Tarator değil. Tarator da değil. Ama öyle bir şey. Yani söylenişi ona benziyor. Balık yumurtası. Tarator da hani deniz mahsullerine eşlik eder çok da. Bu biraz daha fiyakalıdır. Söylenişi öyle ama. Tartar değil, tortar değil. Ha gayret, ha gayret. Dilinizin ucunda, farkındayım. Bir harf alalım mı? İnşallah alalım, sondan alalım. Gelir. Buyurun. Lazım olan yerden geldi. Tarama. Yetti, arttı bile 500 puan daha. 2800 oldu kasa. Tek derdim süre kaybettirmesin bunlar size. Evet. Bakalım 2 dakika 21 saniyemiz var. İşte geldik 7 harfli cevaplara. Bana soracak olursanız başladığınızdan daha iyi durumdasınız. İki kelime. İki kelime. Mekmak diye bitiyor. Ve diyor ki onurunu zedeleyecek biçimde yardım istemek daha güzeli dilenmek. İki kelime. Onurunu zedeleyecek biçimde yardım istemek, dilenmek. İki kelime. Bir harf alayım. Aldık bir harf. Rahatlatın bizi. İki kelime olduğunu unutmayalım. Ç'den sonrası bastar. El açmak. Nedir? El açmak. El açmak. İkinci idari cevabınız sizi o kadar uğraştırmayacak. Her şeyden önce batı kökenli olduğunu söyleyeyim. Kendisi de sonuna eklenen eki de batı kökenlidir. Şöyle de sorulmuştur. Buyurun bakalım. Güçlü, hareketli ve aktif. Bugün kendimi çok güçlü, çok enerjik hissediyorum. 700 var. 4100 oldu kasa. Hiç beklemeye gerek yok. 8 harfli cevaplara geçelim. İlk 8 harfli cevabınız iki kelimeden oluşuyor. Sorusu da şöyle işte. Özel mülkiyete ait olmayan, halkın yararlanmasına ayrılmış, taşınır veya taşınmazların genel adıdır. Tek kelime mi? İki kelime. İki kelime. Kamu malı. Olur mu? Kamu malı. İşte bir 800 puanla. Ne durumdasınız? İyi gidiyor. Gayet iyi durumdasınız. 9500 puana koşuyorsunuz efendim. 9500'ü hedefleyen rakipleriniz vardı zaten. Geri düşmeyelim. Aynen bu şekilde devam edelim. Elimizdeki 1,5 dakikadan fazla sürede herhangi bir soruda takılırsak daha uzun düşünmeye fayda sağlar bize. Sonda, daha doğrusu 10 harfli cevapların ilkidir o. Sondan bir önceki adımda bir naftalinli kelimeniz var. Azıcık eski. Diğerleri çok uğraştırmaz. Bu da naftalinli mesela ama burada ben harf alacağınızı düşünmüyorum Aytül Hanım. Bir gelsin. Kurmalı tabiriyle nitelenen aygıtların, mesela saatlerin çalışmasını sağlayan yayın adıdır. Neydi onun ismi? Şöyle sarmal genellikle bir yaydır. Hatırladım, bedelimin ucunda. Hatta mesela şöyle bir tabirde kullanılır. Nokta noktası boşalmışçasına. Nokta noktasından boşalmışçasına. İlla ben söyledim diye harf almamak diye bir şey yok. Bir harf alalım. Alırız bir tane, rahatlarız. Ne güzel yerden geldi. Zemherek. Zemherek miydi o? Zemberek. Zemberekti o. 700 puan kazandırdı size. Çok güzel. Bunlar kolay. 9 harfliler. 2 kelimeden oluşuyor cevabımız. Şöyle sorulmuş efendim. Hadi gel. Bir ticarethanenin veya malın adını kullanma karşılığında talep edilen pay. Kar var mı? Dikkat. Değil. Pay. Altını çizeceğim kelime bir ticarethanenin veya malın adını kullanma. Adını kullanma. İsim. Ha gayret. Kendimizi tutalım. Ben duydum. İyi ki Aytül Hanım duymadı. Yani bu malın... Bir harf alayım. İki kelime, onu unutmayın. Bir harf istedik. Durduralım mı? Bulursunuz bunu. Lazım olan harf geldi çünkü. İlk kelimeyi buldunuz zaten Aytül Hanımcığım. İsim? Evet. Yani bunun nokta nokta... Hisse. Paya İsim? Takıldık. Hayır. Evet, paya takıldım ben orada. Kurtarın kendinizi paydan. Bir yetki gibi bu. İsim hakkı. İsim hakkı.